bir açık arar. Bahsettiğim hırsızlıklarını ve dahi usulsüzlüklerini dava için hazırlık yapar idim. Lakin yeni bir karar ile temiz etmişler. Minareyi çalmış, kılıfını uydurmuşlar üstadım. Ama karar kat'i. O halde dava edecek bir durum yok demektir. Belli üstadım, belli. Gayri elimizde hiçbir delil kalmamıştır. Doğrudur. Yetmezmiş gibi malların sayımını emrettiğim için Dilaver Bey'in yanı başımıza gelip şey yalvarmasını beklerdim. Bir cahillik edip rüşvet teklif eder diye umdum ama iyi yaptınız deyiverdi. Elimizde adalet terazisi. Keşke zannımızı koymak mümkün olaydı kefesine. Ama illa delil ister bu terazi. Öyledir elbet. Ama zansız delil nice bunlar ki. Ketudalı dilerimiş Dilaver Bey. Boşa değil. Ambarlarındaki nice ipeğin örtemediği işleri şimdi makamıyla örtecek. Hı hı. Merhum Kadı Efendi'nin vefatına dair yeni bir şeyler bulabildiniz mi? Maalesef. Müdahale hekimiyle teferruatlı bir şekilde konuştum ama... Hakikat elbet aşikar olacak Mahmut'um. Bugün bir tarla davası gelmiş idi. Onu görüver hele. Baş üstüne. Mahmut. Gördüğün düşteki mahluka teslim olma. Seni yutmasına müsaade verme. Medresede ahval nasıl oğlum? İyice mi halimiz? İyice baba. Zararımız yoktur şükür. Acel müderris Mahmut Efendi'den haber et hele. İlmi kuvvetlidir. Yolu başkaca yürür. Bağ bahçe gezdirecekmiş. Tefekkür edin der. Ne diye gezip tozduracak sizi? Talebe kısmının bağ bahçede işi ne? Madem ırgatlık edeceksin... Gel dükkanda dur. Aslı başka. Maksadı hayırlıdır. Daha iyi belleriz deyim. Kâfi. Sel müderrisi yok mu medresenin? Ona mı kalmış daha iyisini bilmek? Laf. Ne etmiş ola ki Mahmut Hoca? Kabahati neymiş? Babanı gözüne kestirmiş belli. İşine gücüne kasteler olmuş. Derdi neyse anlamadık. Lakin kadı kısmıyla düşman olursan... ...evin barkın gün yüzü görmez işte. Naib Hazretleri, Engürecik... ...küçük, köylük bir yer. Herkes herkesi bilir. Bizim tarlamızın sınırı da ta ceddimizden beri aynıdır. Hangi köy demişler? Engürecik, Naib Hazretleri. Devam et. Şimdi bu civan payitahttan varıp gelmiş, elimde belge var diye benim tarlamdan 20 adım hak isteye. Doğru mu der? Doğrudur Naib Hazretleri. Rahmetli dedem Hacızade İsmail Efendi'den miras kalmıştır bana. Kimden tereke kalmış? Rahmetli dedem Hacızade İsmail Efendi'den. Ben nüshan var mıdır? Verdim ya size Naib Hazretleri. Hemen şuradadır Naib Hazretleri.
Kaç adım demiş idin? 20 adım Naib Hazretleri. Hem de bu evraka göre meselenin tafsilatlı tetkiki için dava tehir edilen. O ne ola beyoğlu? Bir tas dedik, değil mi belledin beni? Alacağın olsun beyoğlu. Şu hayvana yeğledin ya beni. Eyvallah beyoğlu. Lakin susamadım. Yanmışsın hiç. İyi peki. Bismillahirrahmanirrahim. Suyun pek güzelmiş. Ne ettin? Keşiş dağından mı çekip getirdin? Ben bilmem. Şeyhin bilir. Şeyh dediğin Mehmet Efendi'ymiş demek. Hı? Ben bilmem. Şeyhin bilir. Peki. Şeyhim. Ahir cümle daha şeddeli. Veli şeyhim. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Hafız. Lebbeyk şeyhim. Buyurasız evladım. Lebbeyk.
Nefes en mühimi elbet. Çünkü gönlün hissiyatını avaz eden o idir. O sebepten terbiye ve dahi kavi olması elzemdir. Daha ziyade nefes temrini edesin evladım. Destur şeyhim. Oo. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun Naip Hazretleri. Ben denizde sizin işi yapar idim. İyi misiniz? İyiyim. İyiyim elhamdülillah, iyiyim. Diliniz iyiyim der ama cemaliniz değilim der. Hangisine itibar edelim acem? Bursa bana iyi gelmedi herhal. Herkes başkaca görünür ama başka çıkar. Bey dediğimiz şakî, düşkün dediğimiz evliyaymış meğer. Bursa bir derya demiş idik. İçinde beyi de var, şakisi de. Düşkünü de var, evliyası da. Mesele içinde ne olduğu değil, ne aradığındır. Şaki mi ararsın, evliya mı? Aradığımız adalettir elbet. Arzumuz ve dahi vazifemiz bu istikametedir. O vakit adalet bulasız inşallah. Eyvallah. Daldım gittim gayrı. Benim sahifelerin çok işi var mıdır usta? Şimdi terbiye ederiz, yakında da tevhid ederiz inşallah. İki kelam ettik de ne vakitte surat asarsın Yosef. Bağışla gayrı da bitsin bu kırgınlık. Haşa beyim, ne hadimize? Halinden bir habersin be adam. Bir kaşık suda boğasın var gibi bakarsın. Sen dedin diyeceğini beyim. Rahmetli baban hakkında bilmediğin çok şey vardır Yosef. Sen payitahta büyüdün, tahsil gördün. Olan bitenden pek haberdar değilsin elbet. Deyiverin de bilelim beyim. Neyse günahı vebali, bilelim de üstümüzde kalmasın. Kâfi miktar bilirsin Yosef. Ziyadesine lüzum yok. Ama şunu derim ki, hasbelkader bir gün izine rastlar isen zinhar basma. O yolun sonu hayırlı değildir. Oo, beyoğlu dur hele, dur, dur, dur. Dur yahu, nereye? Gene mi istikakını alacaksın? Sen ne edersin bunca kozayı? İpek işine girdiğinde haberimiz mi yok? Hediye, hediye. E hani bize? Gelene var, gidene yok. Hazır Bey, buyurunuz. Haydin evlatlar, sofraya haydi.
Ay, ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışla. Ne için? Sesimi yükselttim sana. Haşa bey. Olur oncacık. Benim ettiğim hatayı siz yuva kuran da etmeyesiniz ama. Her kişinin eşi, hanenin bereketi, erkeğin rahmeti Allah'ın emanetidir. Kırgınlık, dargınlık olur elbet. Ama kusurluysanız af dilemek de erdemdir. Ben dahi kötü adamlarla uğraşırken gaflete düşerim işte, böyle oldu. Dilaver Bey dersin baba. Allah ona merhamet etsin. Ya evladı? Orhan da kötü mü sayılır? Orhan onun evladı mıdır? Öyledir baba. Alimden zalim doğar bilirdik de, zalimden alim doğduğuna da rast gelmiş olduk. Halbuki pek uslu, terbiyeli bir talebedir Orhan. Allah yardımcısı olsun. O vakit dostum olsa müsaade verir misin baba? Vallahi oğlum. İki ucu keskin bıçak. Elbet Sabi hepten elden ayaktan düşürmemek gerek. Ama bir yanı da dert. Evli olan medresede dostluk etmenizdir. Ondan gayrısı münasip değil. Bey, bu ne düşüncemedir? İyice perişanladın. Yemeden içmeden kesilecek kadar salmayasın kendini. Mazi suratıma çarpar durur. Tevafuk mudur Allah'ın bir imtihanımı bilmem. Mahmut Efendi'yi dersin. Geldiğinden beri düzenim yok. Allah onu ıslah eyleye. Zevcesinin Kur'an belletmesine dahi mani oldu. Bana öyle kim tutmuş ki? Bak, hayır işine dahi mani olur. Keskin sirke küpüne zarar bey. Ne ister senden? Haraç mı? Keşke öyle olaydı, keşke. Kellemi ister desem mübalağa olmaz. Gerçi evladım dahi kellemi ister ya. Dilaver bey, sen ne badireler açtın. Deryaları geçip dereciklerde boğulur kim esnemişsin ki sen? Nefesim kesilse gayretim kesilmez evelallah. Cümle burası ahalisi bilir bunu. Sen değil misin ki ahali kimden yana olursa o galip gelir diyen? Düşün hele. Ahali nasıl fikrini değiştirir? Doğru dersin. Biz seninle nicedir temaşa etmeyiz hanım. Aklınla bin yaşa. Haydi. Duyduk, duymadık demen. Bugün akşam namazına mütakip gölgeli temaşa vardır. Ağalar, beyler teşrif edecektir. Ahali de buyura. Duyduk, duymadık demen. Ey ahali!
Duyduk duymadık demen. Bugün akşam namazına müteakip gölgeli temaşa vardır. Çoluk çocuğu toplayıp ağlar beyler teşrif edecektir. Eğlenmiş olur. Ahali de buyura. Duyduk duymadık demen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsaade var mıdır? Buyur Mustafa. Geçen de kaçar gibi gittim yanından. Bağışla. Babamın Dilaver Bey olduğunu anlayan da çekindin. Yalan yok. Dilaver Bey kötü biriymiş. Kanuna mugayir işleri var der babam. Hakkı var. Babam iyi biri değildir. Malıyla kibirlenir. Nüfuzuyla dilediğini yapar. İnsanları horlar. Evladını bile... Ondan sebep hiç eşim dostum yoktur benim. Vebalıymışım gibi kaçar hali bende. Kimi korkudan, kimi kininden. Bağışla. Bana düşmez ama seni sual ettim babama. Ne dedi? Orhan Halis'tir. Uslu çocuktur dedi. Kıymetlidir dedi. Babası zalim olsa ne olur? Evladı alimdir dedi. O vakit dostluğumuza da ses etmedi. Etmedi etmesine de. Medreseden ötesi olmaz dedi. Olsun. Sokakta eğlenecek yaşı çoktan geçtik. Derslikte yanımız boş kalmıyor. Bakın hele bu tarafa. Bugün dersi dışarıda işleyeceğiz. Haydi. Eğimdi ne olacak? Hem dersteyiz hem dışarıda. Muhabbetimize müsaade var mıdır yok mudur? Yahu her geldiğinde aynı mali görüyor isen devamlı bundan istendiği içindir. Yoksa bizim bir malı satamadığımız vaki mi? Biz sana iyilik ederiz. Ucuza alacaksın ki daha çok kazanacaksın. Ama sen bilirsin tabii. İyi iyi. Bundan da ver beş top. Gene ne yaptın ne ettin beni ikna ettin Yusuf'a. Babanın oğlusun ha. Babamla yıllarca ahbaplık etmişsin. Nasıl bilirdin? Yaman tüccardı. Bu dükkanı kurduklarını bilirim Dilaver Ağa'yla. Çul dahi yoktu yerde. Nereden nereye? Bize de babamın kurduğu dükkanda yamaklık düştü. Oo Hüseyin Ağa, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Dilaver Bey. Ya bu adam yine kendi istediğini sattı bize. Kar onun dediğindedir de ondan. İyi etmişsin. Otur. Aç mısın, tok musun? Tokuz şükür. İşlerimiz çoktur. Siz hazır edin, çırak uğrar alır. Eyvallah. Rast gelsin. Selametle. Gölge temaşasının kelamları gelecek idi. Geldi beyim, geldi. Hala. Emrettiğiniz gibi yazmış hayali. Olmuş. İyi. Şimdi kadın Hazırzade ile Mahmut Efendi'yi gelmeye ikna etmeli. Hemen gönderelim çırağı. Usulüyle davet etsin. Gelmezler ama deneyelim. Çıraklı olacak iş değil. Başkaca diyeceklerim var zaten. Hadi bana eyvallah. Hocam neyi ittiniz? İnü'den kendimi Ruşen hissederim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyler. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa ve dahi ol ki mesne bu nehirde 5 defa her gün yunsa, kirinden bir şey kalır mı? Sahabiler ol ki mesnenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz bunun gibidir. Allah 5 vakit namaz ile günahları silip yok eder buyurdular. İstedim ki ilk hadis dersimizi bu hadisin şerhiyle yapalım. Ama evvel hadis nedir ve dahi neden mühimidir onu hülasa etmek icap eder. Hadis, tahdis mastarından isim olup haber manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, fiillerinin, tasviplerinin, ahlakının ve dahi cemalinin anlatıldığı malumatlarıdır. Bu vesileyle biz Efendimiz'i ve dahi mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en sahih şekilde tanır ve dini mübinimize müdrik oluruz. Hocam, vazgeçer diye ummuş idim. Lakin talebeleri alıp taşraya gitmiş. Şu hale bakın. Kim der bura medrese değiyor? Usul deriz, kaide deriz. Biz ne okutsak da o yine bildiğini okur. Evvela sakin olasız Mustafa hocam. Müsaade verdik bir kere. Bakalım, görelim. Tesiri ne ola, faydası ne ola. Sabit fikir olmayalım. O vakit medreseye ne hacet hocam? Tüm dersleri sağda solda bir yerde yapıverelim. Olmaz hocam. Olmaz. Hem deyiverin Allah aşkına. Mahmud Hoca'yı ne kadardır tanırız? Kadın Nazırzade Hazret'in kefareti kafidir. Mesuliyet sizde elbet. Lakin talebelerin taşrada başına bir iş gelse, ki gelmez inşallah. Ola ki hele, hesabını kim verir? Bu bab ile hadis şerhini tamam etmiş olduk. Size işaret ettiğim hadis-i şerifleri de bu meyanda temrin edesiz. Haydi, hem de doğruca medreseye. Hocam, hadis-i şerife hürmeten bir abdest alıydık. Hayalbazını ettiğidir Kadı Hazretleri. Hacivat ve Karagöz'ü münakaşası ahaliyi gülmekten kırıp geçirir. Taklit ile, ışık ile ve dahi musiki ile pek keyfe şayan olur. Yaverleri yardak, çırak, dairezel. Gölge temaşasını biliriz elbet Dilaver Bey. Ya. Hay Allah. Başınızı şişirdim. Boş lakırdılarımla. Bu gece biz de bir gölge temaşası tertip ederiz meydanda. Bizzat davet etmek istedim. Zat halinizi ve dahi naibiniz Mahmud Efendi. Bir mani olmaz ise icabet ederiz inşallah. Oh. Bana müsaade o vakit. Gözüm sizi arar idi. Göremeden gitseydim, üzülürdüm. Hayır olsun inşallah. Müsaade buyurursanız, hayır olacak inşallah. Buyurmuşuz. Muhterem zevcenizin hocalık etmesine müsaade etmemişsiniz Naip Hazretleri. Her ne sebepledir, bilemedim. Ama böylesine bir hayra mani olmak, sencileyin bir kimesneye yakışmaz. Bırakın, zevceniz öğrenmeye muhtaç sabilere ve dahi kadınlara Kur'an öğretsin. Hayırlı olur. Mahmud. Olur inşallah üstadım.
Olur. Akşama bekleriz o vakit. Mere. Mere. Gölge temaşası var imiş. Ne hoş. Benim aklım hala rahmetli Kadı Hazretlerindedir. Koskoca Bursa. İlla temas ettiği, illa muhabbet ettiği birileri vardır. Yaza çaldı. Üşütmeyesiz beyim. Hem nereden çıktı akşam akşam bu tamaşa işleri? Dilaver Bey bizzat davet etti. Anladı zahir bizimle uğraşılmayacağını. Arayı yapmanın peşinde. Bir ricası da senin için oldu. Kur'an belletmene müsaade vermemi istedi. Tasalanma. Kızmadım. Hakkı var. Nefsani davranıp hayırlı işe mani olmak bize yakışmaz. Rıza ilahi için hakkın kelamını sabilere belletebilirsin. Müsaade senedir. Allah razı olsun benim. Allah biliyor ya, kalbim mutmain değildi. İmdi huzur erdi. Sen de mi geleceksin temaşaya? Gelirim baba, gelmem mi? Haydi o vakit, haydi. Haydi. Oo, Kadı Hazretleri hoş geldiniz. Sefa getirdiniz Naim Efendi. Hoş bulmuşuz Dilaver Bey. Buyurasınız. Arada bir yaparız böyle. Esnafı, ahalisi hep birlikte yorgunluklarımızı atar, güle eğlene kaynaşırız. Âlâ, pek güzel, pek güzel. Afeti canım aman, dili dost kalbi düşmanım aman. Ah yoluna feda bu canım aman. Ah aman etme bu dedayı, gel kuzum etme bu cefayı. Of hay hak, bu perde çeşme ehli zahire bir nakşi surettir. Remuz erbabına amma ki temsili hakikattir. Hevadar-ı sefaya neş'e bahşeyler bunun seyri, hakikat peşinde olanlara aynı ibrettir. Huzur-u hazirun cemiyeti irfan, vakti sefa-i yaran, layindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamd-ı bir gayet. Ol Cenab-ül Rabbül Enam, şevketli, kudretli, kemal-ü muhabbetli padişahımız efendimiz. Hazretlerini kıyamet gününe kadar ihtişamlı tahtında otursun. Şu mutluluk meydanında her hali latif, tavırları zarif bir yâr-ı vefakâr, gam çeken yoldaşım olsa, öteme berime karışıp canımı sıkmasa, biraz da fen-i musiki ve şiirden anlasa ve dahi halden bilip sohbete başlasa,
O bendenize tatlı tatlı söylese, bendeniz haddim olmayarak ona güzel güzel cevap versem, bu vesile ile hazır olanlar da sefa bulsa. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence, ah aman aman aman. Ne bağırırsın be komşunun merkebi gibi, al bakayım sana. Ah, 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 ah benim ah, ah, ah aman anam, öldüm bayıldım, mışmıla gibi yerlere yayıldım. Ah anam kafam, omzum, ah, samur kaşlarım, diz kapaklarım, küp kapaklarım, ah aman. Ne dersin kara gözüm? Ne eşelersin kapı maaşımı? Kim izin vere? Adensiz kadı mı kesildin başıma? Al sana yeketeyi otur. Seni gidi utanıp arlanmaz. Etrafı tekerlek, ortası sivri, kenarları değirmi. Mangal kapağı kıyafetli kerata. Ne aldın, ne veriyorsun? Ne aldın, ne veremiyorsun. Ne bellersiz bu yiğidi. A buna herif, al bakayım. Her sabah gelir kapımın önüne. Dır 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 dır. Dır 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 dır. Vır 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 vır. Mır 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 mır. Mart kedisi kıyafetli kerata, hiç utanıp arlanman yok mudur be? Beyoğlu da gelmiş, hoş gelmiş. Ama ne diye öyle ırak durur, feyzinden mahrum eder bu fakiri? Hele gel şöyle eşeğime. Şimdi oldu. Bir vakit sormuşlar idi. Ne olmaz ise olmaz diyor. Tevhid demiş idik. Tevhid olmaz ise olmaz. Çün dini mübinin özü tevhididir. Ondan sebep değil midir ki onca eziyete karşın ehad, ehad birdir o. Tektir o diye haykırır idi Bilal-i Habeş. Bilal mi haykırır idi yalnız? Hayır. Hem enbiyanın ve dahi onlara tabi olanların avazıydı. Bu kainat halk edildiğinden beri gök kubbede yankılanan bir avaz idi. Ya neydi o? La ilahe illallah. Başka ilah yok. Yalnız Allah var. Ne muazzam bir kelime. Hala işitmeyen var mıdır ki? Var idir elbet. Ama işitmeyen kulak değil, görmeyen göz değil. Ya nedir? Pas tutmuş kalbidir. Onun için tevhid lisanla güzeldir. Ama ahsen ve evla olan oldur ki tevhid-i efalinde ve zatında ve sıfatında istimal edesin. O vakit bütün müşkülatın miftahı eline geçer. Ve dahi marifetullah ve muhabbetullah'a sevk eder. Şimdi deriz ki bizim tarikimiz tariki tevhididir. Thank you.
Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Beğenmişsinizdir inşallah. Hala. Pek eğlendik Bilaver. Yalnız bu lafların ucunu kim sivrilmişse bundan gayrı dikkat eylesin. Gün ola sahibini bula. Yahu temaşadır Naib Efendi. Biraz keyiflenin istedik. Ağlamak olmaz. Müsaade var mıdır Kadı Hazretleri? Buyurasız. Mahmud Efendi'nin nesi var ola ki Kadı Hazretleri? Bu aralar ziyadesiyle meşgul. Rahmetli kadımız ile alakalı iştigal eder idi. Bir dostu, bir ahbabı var mı diyor. Bulamayınca da... Rahmetli kadımızın pek kimesleyle muhabbeti yok idi. Doğrudur. Ama Mehmet Efendi ile yakın idi diye bilirim. Hangi Mehmet Efendi hocam? Mücellit Mehmet Efendi'dir. Dahi Şeyh Hazretleri. Karnın doydu mu evladım? Doydu şeyhim. Aş ekmeği kesen de doyduk elhamdülillah. Meğer çok yediğimiz idi bizde aç koyan. Elhamdülillah. Riyazetin hayrola. Selamünaleyküm. Akşamınız hayır olsun. Ve aleykümselam. Akıbetiniz hayır ola. Nedir sizi fakirhanemize teşrif ettiren sebep? Estağfurullah. Rahmetli Kadı Burhanettin Efendi ile münasebetinizi sual edecektim. Gece gece. Nereden peyda oldu bu merakız? Hakikati kovalarız. Bize malumat gerektir. Perdenin arkasını merak edersiniz demek. Ama göçen gidenin arkasından hayır dışında ne edilir ki bilmem. Mesele mühimdir Mehmet Efendi. Ucu cinayete kadar çıkabilir. Allah rahmet eyleye. İyi bilirdik merhumu. Dayı Manyas'tan hemşerimiz idi. O sebep bazı uğrar idi bu fakire. Biz memnun idik zatından. O da memnun kalmış idir bu fakirden inşallah. Peki bir hasmı, kinlisi falan var mıydı? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Bilmem, rahmetli pek lakırdı sevmez idi. Ama yazar idi çokça. Yazar mıydı? Ne yazar idi? Bir defteri var idi. Yanında taşır idi her dem. Vaktiyle bu fakir cilt etmiş idi. Defterin içinde ne var idi? İşimiz cilt etmek, okumak değil demişiz ya Naip Efendi. Ama bir vakit hatıratım demiş idi. Allahu alem kimes nelere demediğini o deftere üflemiş idi rahmetli. Hatta bir kısım kitabını da bizim dergaha vakfetmiş idi.